Türkiye'den gelecek olan su ile ilgili Anamur'da yapılan toplantıya katılan ve kullanılan üsluba tepki gösteren Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, yaşananları Kanal Sim'e anlattı. Anamur'daki toplantının içeriği ile ilgili bilgi veren Güngördü, "Yeter artık, bizi daha fazla aşağılayamazsınız, suyu göndermeyecekseniz de göndermeyin" ifadesini kullanmadığını, ancak bir yetkilinin "siz BESKİ'nin hazırladığı kitapçığı okumadınız" yönündeki söylemine tepki gösterdiğini vurguluyor. Yani bir idari kısmı bize izah edildi. Aslında bir teknik geziydi bu. Barajı da gördük, barajda yapılan işleri gördük, barajın çevresinde alınan tedbirleri gördük. Borunun denize ulaştığı noktada teknik çalışmalar hakkında bize proje hakkında bilgi verildi. Baraj çevresinde oluşan yeni köylerle ilgili bilgiler verildi. Ve neticede tabii ki sonuç olarak da suyun Kıbrıs'a gelmesiyle ilgili olarak boru içinde mevcut olan deniz suyunun temiz suyuyla veya işte içme suyuyla dışarı pompalandığını ve Geçikköy'de suyun akmaya başlandığı bize bilgisi verildi. O dönem, o günden itibaren 5-16-17'si. Evet. Şimdi dediğim gibi bu toplantı teknik bir toplantıydı. Tabii ki idari kısmı da vardı. Türkiye Cumhuriyeti Maliye Bakanlığı'nın bir temsilcisi vardı ki anladığımız kadarıyla protokolla ilgili TCK-KTC arasındaki ekonomik protokolü da şekillendiren insanlardan birileriydi bunlar. Diğerisi Devlet Su İşleri'nin temsilcileriydi. Bir iki kişi. Bir kişi de gene Sayıştaylık binasında sizin de söylediğiniz gibi özelleştirme idaresini temsil eden bir beyefendi vardı. Teknik olarak bize sunulan Su İşleri Devlet Su İşleri Müdürlüğü'nün yetkilileri ve Su İşleri Daire Başkanı'nın başkan yardımcılarının bize sunduğu teknik bilgiler dışında Maliye Bakanlığı'nın temsilcisi olan beyefendi de bize bu işin idari kısmıyla ilgili bir şeyler söyledi. Oralarda herhangi bir şey yaşanmadı. Çünkü çok güzel bir üslupla, çok güzel bir anlatım tarzıyla ama genellikle de geçmişte yaşanan kötü örnekler. Örneğin Kıbrıs'ta işler iyi gitmiyor. İşte buna benzer eskiden var olan eti gibi kit dediğimiz işletmelerle ilgili geçmişten gelen bir sıkıntılar olduğunu ve Kıbrıs toplumunda diyelim ki KKTC olabilir, ondan önceki yönetimlerde olabilir. Bu kit işletmelerinde bir takım olumsuz sonuçların bize şeyleri anlatıldı. Yani sonuçları ve neticeleri anlatıldı. Daha sonra bu yani sesimizi biraz yükseltme dediğimiz ve biraz da tepki koyma dediğimiz hadise şöyle gerçekleşti. Özelleştirme idaresindeki arkadaşımız bize Besteler Birliği'nin oluşturduğu, BESKİ'nin oluşturduğu kitapçığı okumadınız dedi. Yani bunu bizi bu şekilde hitap edince biz zaten tepki koyduk. Bu tepkiyi evet sesli olarak ben dile getirdim ama bütün arkadaşlarımız orada bulunanlar bizim bu tepkimize katkı sağladı. Yani özelleştirme idaresini temsil eden arkadaşımız üzülerek söylemek isterim ki belediye başkanlarına söyleyiş tarzı ve uslubu seçilmiş insanların karşısında olduğunu unutur bir şekilde bize işte BESKİ'nin hazırladığı kitapçık veya tüzük veya yönetmenlik oy verdiniz ama siz bunun içinde ne var okumadınız dediği zaman ben tepki gösterdim. Ben de dedim ki hayır, biz burada seçilmiş belediye başkanlarıyız. Lütfen bizimle konuşurken üslubunuza dikkat edin. Ve bu şekilde bir gerginlik yaşandı. Yani orada. Biz aksi halde yani evet su gelmesin demedim yani ben ağzımdan öyle bir şey çıkmadı ama bu toplantıların seyri iyiye gitmez dedim. Bizi dedim daha fazla dikkat almanız gerekiyor. Biz Kıbrıs Türk toplumunda seçilerek gelinmiş belediye başkanlarıyız. Bizi halk tarafından seçildi ve buralara gönderildi. Dolayısıyla bizimle konuşurken uslubunuzda biraz daha dikkatli olmalısınız. Biz sizin memurlarınız değiliz anlamında ben bir şeyler söyledim. Yani dolayısıyla aslında tabii ki divanı yöneten gerek Başbakanlığın, Maliye Bakanlığı'nın temsilcisi olan gerek su işleri, devlet su işlerinin temsilcisi olan arkadaşlar da bizim yani bu tavrımızın bu da yerinde olmadığını söylemediler. Hatta bizim bu tavrımızın da yani normal olduğunu söylediler bu çıkışımızın ve orada bir sakinlik sağlandı.